Ben diyorum ki bir de sevgili Suat Umurhan'la şöyle bir masaya yatıralım. Biraz yorumlayalım. Yorum olunca da güzel oluyor. Çaylar da hazırsa. Sevgili Suat, günaydın, nasılsın? Günaydın, iyiyim Deniz, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kemal Tahir mi var arkada? Kemal Tahir, evet serisi var. Hatta bir Serisi tane var. yeni aldım. Çok çok severim. Yani bizim okuduğumuz dönemlerde mesela çocukken, daha doğrusu ortaokuldayken Türkçe öğretmenim şu anda var mı bilmiyorum ama günün 2 saati ders olarak, kitap okuma saati olarak ayırırdı ve biz Evet. kolektif olarak kitap okuduk. Senin de o döneminde var mıydı? Şu anda var mı Vardı, bilmiyorum. evet. O bilmiyorum şu anda ama alışkanlık katar insana o dönemde başlayanlar, öyle de devam etti bende biraz. Ya sen Ömer Seyfettin'in serilerini okumuş muydun Suat? Kaşağı, Yok. işte diyet Hayır. falan. Ya benim Hayır. çocukluk travmam biliyor musun? Evet. Diyet. Öyleymiş. Okuyan herkes de o kaşığı hikayesi Bir de gerçekten bir yani travma biz oluyormuş. onu Ben okumamıştım. çocuklukta okuduk. Yani öyle bir travma. O nesli yaşayanlar var. Biz seninle genelde sanatla giriş yapıyoruz. Bugün artık kitaplar önünden güzel bir yayın yaptığın için güzel de bir mesaj oldu bizlere. Kitaplarla açılış yapalım dedik. En sevdiğin yazar kim peki? Atilla İlhan'ı çok severim. Kemal Tahir'i çok severim. Yaşar Kemal iyidir. Tanışmak istesen bir isim, bir isim, sadece bir isim. Atilla İlhan olurdu ya. Onun o Harbiye'de bir pastanede oturup her gün bir kendi köşesi vardı. Hani onun sohbetleri efsanedir. Herkese de tavsiye ederim, okusunlar. Ya çok güzel, muhteşem şiirleri vardır. Benim de şey olurdu, İhsan Oktay Onar Kim? olurdu. Aa evet, o da Yani gerçekten muhteşem bir mesela adamdır. Ronaldo ile yan yana geldim, hiç böyle fotoğraf çekme isteği olmadı ya da yıldız futbolcularla işte mesleğim gereği. Hiç böyle bir ama mesela İhsan Oktay Yanar'la tanışmayı gerçekten çok isterdim. Yani Onun büyük bir yeni fanıyım. kitabı var. Yeni Evet kitabı evet. Tiamat galiba. Onu da Evet. tavsiye ederim ama Amat bence en iyisi aralarında. Zaten bitirdiğin zaman Denizcilik Yüksek Okulu'ndan mezun olmuşçasına Kesinlikle. bir Sözlük belge de lazım. veriyorlar sana. Öyle Tabii bir. tabii. Ama benim Deniz favorim Sözlüğü alman Puslu lazım Kıtalar yani. Atlası. Evet, o da İhsan Oktay zaten Yanar'ın Puslu Kıtalar Atlası en benim popüleri. böyle. Evet, Suskunları da tavsiye ederim izleyicilerimize. Biraz hayat, biraz spor diyoruz. Sevgili Suat'la programa başlarken mutlaka ya sanat ya edebiyat diyoruz. Sevgili Suat, edebiyat gibi bir dönem geçiriyor. Edebiyatta yükselme dönemi mi desek acaba? Tarihte denilir genelde ama böyle güzel seriler, güzel eserler verdiği bir dönem Beşiktaş'ın. Şampiyonluk olabilir mi sence? Şu anda maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin de önünde. Ne diyorsun? Yani hiç inanılmayacak bir duruma geldi Beşiktaş. Gerçekten Şenol Güneş gelene kadar, hatta ilk dönemlerinde o krizler, kaoslar, Valerian İsmail'in takıma hakim olamaması, nasıl bir futbol oynattığının bilinmemesi, sonrasında hani yükselme dönemi bilmem ama böyle bir güneş açtığı, bir bahar havası geldiği kesin. O bahar havası da şimdi biraz yaz havasına doğru gitmeye başladı. Hem yaz yaklaşıyor hem de Beşiktaş'ta yaz geliyor. Ortaya koyulan futbol biraz da şu duruma geldi. Rakipleri ya biz nasılsa yeniliriz. Beşiktaş öyle de böyle de gol atar, goller atar, bu maçı kazanır. Ki rakip için en kötü psikoloji budur. Beşiktaş bu duruma soktu ortalığı. Şimdi aslında Beşiktaş'a yakışan bir futbolu ortaya koyuyor. Her ne kadar şampiyon olamayacak olsa da belli değil. Yine şimdi farklı yerlere çekilmesin ama ortada zor bir tablo var değerli izleyenler. Ama ben diyorum ki ya Beşiktaş'a yakışan şampiyon olamasa da gerçekten ki ikinciliğe bence net bir şekilde oynuyor. Yakışan bir futbol ortaya koyuyor. Gidecekler, kalacaklar belirlendi mi senin kafanda? Yani şimdi Dele Alli zaten gitti. Maxim bence seneye kalmaz. O bölgeye mutlaka net bir forvet arkası adam lazım. Gezzal'ın tekrar o sakatlık durumu ne, o çok ilginç. Çünkü bir türlü toparlanamıyor. Düzeliyor, tekrar sakatlanıyor. Bunun bir çözüme kavuşması lazım. Çünkü skora yönelik bir orta saha oyuncusu yok Beşiktaş'ta. Şenol Güneş stoper isteyecektir. Bunun yanı sıra orta sahada Getson, Salih ve Amir var. Bunların yanına destek oyuncu alacaktır. Bir 5 adam Beşiktaş'a şart. Ama onun dışında bir iskelet oluştu mu? Evet. Getson zaten cebinizde. Aboubakar öyle. Cenk kontrat uzatıp devam edecektir. Bunlar Beşiktaş'ın kalesi sağlam. Bunlar gerçekten önemli adımlar. Bu sene şampiyonluk gelir mi?
elbette bilmiyorum ama sonuna kadar gideceklerdir. Fakat gelecek sene yapılacak 3-5 takviye ile başka bir Beşiktaş olacaktır. Hı hı. Dünkü karşılaşmada her ne kadar iyi bir oyun ortaya koysa da Beşiktaş ve skora gitmiş olsa da ben böyle Şenol Hoca'nın nacizane yorumum olacak. Çok kadro derinliğinin olmadığını görüyorum. O yüzden seneye büyük bir ihtiyaç olacak bence yeniden şekillenmesi. Evet elinde güzel oyuncular var ama sence nerelere neler almalı? Var mı senin de Bir kafanda kere eksiklikler? tabii ki sayısının ben kalacağını düşünmüyorum. Şenol Güneş'in çok sıcak baktığı bir Zaten oyuncu şu değil. saatten sonra kalsa bile mental olarak toparlar mı döner mi bilmiyoruz değil mi? Ya Beşiktaş'la artık onun yollarının ayrılma zamanı geldi öyle söyleyeyim. Piyasası da var. Premier Lig'e dönebilir. Başka yerlerden takım bulabilir. Bunun için mutlaka en az iki tane net stoper lazım Beşiktaş'a sayısında gitmesiyle. Wellington'u bilmiyorum ne yaparlar. Bunun dışında orta sahaya daha kreatif, hücum özellikli, biraz 8 numara özellikle bağlantı oyuncusu gerekir. 10 numara gerekir. Bir tane daha forvet isteyecektir Şenol Hoca. Bir de tabii ki Redmond'un durumu ne olacak? Onun kalması birçok dengeyi Beşiktaş lehine çevirecektir. Orta sahadaki o bence Salih'in dün olmadığı ilk yarı özellikle büyük problem yaşadılar. Maximin o eksikliği yani sahada var ama futbol olarak eksikliği bayağı bir sorun yarattı. Şenol Güneş hamleleriyle aslında oyunu okumasıyla maçı değiştirdi. Galatasaray maçında yaptığı hamlelerle de maçı değiştirmişti. Dün de öyle çok net işlere imza attı. Sevgili Suat, benim sormadığım, senin ifade etmek istediğin başka bir şey var mı acaba gündemde olup benim es geçtiğim? Yok, bu akşam Fenerbahçe Giresun keyifli bir maç olacaktır. Onun dışında Beşiktaş şampiyonluk için evet iki rakibi var önünde ama olmayacak iş değil. Burası Türkiye. Son haftalarda neler değişti bu ligde. Çok fazla hani yüzde verilmez ama sanki böyle %30-35'lere yaklaştı Beşiktaş'ın şampiyonluğu Ya biraz. en azından heyecanını gerçekten artırdı. Kesinlikle. Arkandaki figürler neyin figürleri? Bir Maradona figürü mü var orada Arjantin? Göstermem mümkün mü bize? Çünkü Bir ben de figür saniye. biriktiren bir insanım ve şu anda hakikaten Bakayım. ilgimi Yani çekti. Maradona var. Bakalım. Şöyle göstereyim. Oo Bu çok güzel Napoli forması. Napoli değil mi o? Napoli'den Evet. aldım. Evet, Napoli'den almıştım. Şöyle bir biblo. Bakalım. Birkaç kere kırıldı ama El çocukların yapımı mı elinde. o? Evet, el yapımı. Diğerleri? Handmade diye. Diğerleri bir Panathinaikoslu Sarsaris var. Eski power forward. Bir Ha, tane bir Buffon bakalım var. mı onlara da? Peki, göstereyim. Şöyle bir Marlon Brando var. Oo. Göstereyim. Muhteşem. Bir şu Sarsaris iyidir. Bunu da Oaxaca'dan almıştım. Güzel bir Efes maçı Muhteşem. sırasında. Bakayım. Buffon var. Diğer tarafta da Bakayım bu fona. padişahlar var. Şu. Biraz benziyor evet. İşte böyle. Mental olarak bu fon. Çok teşekkürler. Seni de yorduk. Olası bir spor seyahatinde o figürlerin arasına bir de ben hediye eklemek isterim. Bu sabahın bu güzel saatlerinde hep bize katılıyorsun. Çok teşekkür ediyorum o güzel yorumların için Suat. Sana ve ailene güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sana ve herkese izleyenlere iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.